İltihap, vücudun mikropları, zararlı maddeleri ve ölü hücreleri ortadan kaldırmak için kullandığı bir savunma yöntemidir. Bakteri ve virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar, kimyasal maddeler, vücuda giren cisimler gibi birçok nedenle iltihap oluşabilir. Hızlı başlayan ve kısa sürede geçen iltihap akut, yavaş seyir gösteren ve uzun süre devam eden iltihap kronik olarak adlandırılır. Kızarıklık, şişlik, ağrı, ısı artışı ve etkilenen yerde fonksiyon kaybı olması iltihabın temel belirtileridir. İltihabın sebebi enfeksiyonsa antibiyotik ve antifungal gibi ilaçlar ve kremler kullanılır. Uzun süreli iltihaplar, gerekli durumlarda ise kortizon gibi iltihap baskılayıcı ilaçlar kullanılabilir. Ama alternatif bitkilerin çok büyük faydaları var. Bu videomuzda iltihabın nedenleri nelerdir ve en iyi gelen bitkiler hangileri bunlardan bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız şimdi videomuza geçelim. Öncelikle iltihap neden olur? Akut ve kronik inflamasyon nedenleri farklıdır. Birçok sebebi iltihaba yol açar. Bakteri, virüs, mantar, tüberküloz gibi enfeksiyon etkenleri. Sıyrık, çizik, parmağa diken batması gibi yabancı cisimlerden kaynaklanan hasarlar. Kimyasal maddeler. Otoimmün hastalıklar. Peki iltihap oluştuğunda hangi hastalıklar ortaya çıkar? Sinüzit. Akut apandisit. Romatoid artrit. Sedef hastalığına bağlı artrit. Gut artriti. Egzama, astım, KOA, tüberküloz, diş eti iltihapları, kronik peptik ülser, iltihaplanmalar sonucunda buralarda rahatsızlıklar yaşamaya başlarsınız. Kanda iltihaplanma neden olur. Vücutta akan temiz sıvıya kan adı verilmektedir. Fakat kan içerisinde bakteriyel veya virüs gibi maddelerin bulaşması durumunda kanda iltihaplanma oluşur. Bu durumun oluşmasının bazı nedenleri bulunmaktadır. Bunlar mevsimsel veya bazı besinlerin tüketilmesi olabilir. Eğer ileri bir seviyede ise enfeksiyonda azalma olmaz. Bu nedenle mutlaka tıbbi bir tedavi gerekir. Bunun dışında bir başkasında bulaşıcı bir hastalık geçmesi de kanda enfeksiyon oluşmasına neden olmaktadır. Kişilerin düzensiz beslenmesi ve yoğun iş temposunda çalışması kandaki iltihaplanma gibi hastalıklara yol açar. Kanda iltihaplanma varsa belirtileri nelerdir? Ateşiniz çıkar. Bulantı veya istifra yaşarsınız. Kendinizi iyi hissetmezsiniz. İshal olursunuz. Ani ısı değişmeleri sebebiyle soğuk alırsınız. Düzensiz beslenme ve iş temposu buna sebeptir. Kireçlenme oluşur. Kanserin yolu açılır. Bağırsak iltihaplanmasına neden olur. Eklem hastalıkları ortaya çıkar. Peki kandaki enfeksiyon en çok neye yol açar? Kanda oluşan iltihaplanmanın nelere sebep olabileceği pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Fakat ses sistemiyle sepsis genellikle karıştırılan bir kavramdır. Sepsis, septisemi'nin ciddi bir komplikasyonu olmaktadır. Sepsis, vücutta iltihaplanmalara yol açar. Bu sebeple iltihaplar da kan pıhtılarına yol açar. Çoğu zaman oksijenin hayati organlara ulaşmasına engel olarak böbrek yetmezliğine sebebiyet verebilmektedir. Bunun erken teşhis edilmemesi durumunda septik şok meydana gelebilmektedir. Hastalığın bu duruma gelmemesi için belirtilerin takip edilmesi ve mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir. İltihaplanma teşhisi konulan kişilerde şu ilaçlar kullanılır. Tansiyonun düşmemesi için vazoaktif ilaçlar. Enfeksiyonun önlenmesi için intravenöz yolla uygulanan antibiyotikler, kortikosteroid ilaçlar, kan şekerinin düzenlenmesi için insülin enjeksiyonları, ağrı kesiciler. Evet, iltihap söktürücü bitkiler günümüzde çoğu uzman tarafından önerilmektedir. Şimdi gelelim bu bitkilerin hangileri olduğuna. Bunları kullandığınızda vücuttaki iltihaplardan kurtulabilirsiniz. Fesleğen. İltihapla savaş vermede ilk sırada yer alan bitkilerden bir tanesi de fesleğendir. Bu bitkiye kendisine has koku ve tat veren bileşen ögenoldur. Fesleğen iltihabı giderici özelliğe sahiptir. Ceviz. Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. Isırgan otu.
Oluşan toksinleri böbrekler aracılığıyla atılmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda vücuttaki iltihabın kimyasalları azaltır ve ağrı kesici özelliği taşımaktadır. Ispanak. Sofraların vazgeçilmezi olan ıspanak içinde iltihap kurutan antioksidanlar ve bol miktarda E vitamini bulunur. Ispanak içinde yer alan diğer bir madde ise alfa-linoleik isimli asittir. Bu asit iltihapların neden olduğu ağrıları azaltan bir etkiye sahiptir. Zencefil. İltihap söktürücü bitkilerden birisi de zencefildir. İçerdiği gingerol isimli iltihap giderici bileşimle doğal bir iltihap kurutucu olan zencefil, iltihapların engellenmesi ve kurutulması için kullanılır. Zerdeçal. Hindistan'da yemek kültürünün önemli bir parçası olan zerdeçal, içerdiği sursiyum isimli madde ile iltihaplara karşı etkili doğal bir antioksidandır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalara göre ise maddelerin iltihaplanmaya neden olan farklı moleküler yapıları engellediği kanıtlanmıştır. Zeytinyağı. Vücudumuzda iltihaplar varsa en etkili bitkisel ürünlerden birisi de zeytinyağı olacaktır. Tam etki sağlaması için saf zeytinyağı tercih etmeniz önemli. Zeytinyağını yemeklerinizde ve salatalarınızda kullanabilir ya da harici bir biçimde masaj için kullanmayı tercih edebilirsiniz. Sarımsak. Sarımsak içeriğinde yer alan bazı maddeler sayesinde anti-inflamatuar yani iltihap giderici özelliğe sahip bir üründür. Kokusundan dolayı tercih etmek istemediğiniz sarımsağı suyla birlikte hap gibi yutabilir ya da direkt almak yerine yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Sarımsak yerine sarımsak yağı da kullanabilir, sarımsağı iltihap söktürücü bitkilerden birisi olarak özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Isırgan otu. Oluşan toksinleri böbrekler aracılığıyla atılmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda vücuttaki iltihabın kimyasalları azaltır ve ağrı kesici özelliği taşır. Limon. C vitamini kaynağınız limon, şimdi de vücudunuzu mikroplara karşı korumak için görev başına geçiyor. Limon, bağırsakları ve kanı temizleyen bir besindir. Bu nedenle iltihaplanma durumunda tercih etmeniz önemli. Nar suyu. Vücudunuzu yoran ve size zarar veren iltihapları atmanız için güçlü antioksidan besinler almanız önemli. Nar suyu antioksidan maddeler açısından zengindir ve güçlü olan bir içecektir. Tarçın. Tarçın her özelliğiyle adeta bir sağlık deposudur. Antioksidan maddeler içeren tarçın, damarların temizlenmesi konusunda güçlü bir etkiye sahiptir. İdrar yolunda oluşan iltihaplar ve eklem iltihapları tarçınla yok edilir. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.